hoş geldiniz. Suyun huzurun sesini dinleyin. Ben susayım, sular konuşsun. Doğan sesle. Çimenler bile yeşil. Gördünüz mü? Bahar geldi. Burası lavanta bahçesi. Çok güzel. Yeni dallar çıkartmış. Lavantalarda Nisan Mayıs gibi açacak inşallah. Bunlar akasyalar. Onlar daha kuru. Rabbim künteyi kün der ve oldurur. Bir bakıyorsunuz ağaçlar kupkuru. Bir de bakıyorsunuz, Rabbim ol demiş ve hepsi olmuş. En çok iğde ağaçlarına hayret ediyorum. İğdelerin üzerine bir bakıyorsunuz, kuru iğde dolu. Benim iş yerimin bahçesi bayağı çok, 100 tane falan iğde ağacı var. Bir bakıyorsunuz iğdeler kupkuru. 15 gün sonra bir bakıyorsunuz bütün iğdeler yerde ve o mis gibi kokulu iğde ağaçları çiçek açmış. Yani Rabbime şükürler olsun. Her şeyi ayrı güzel. Bunlar da mis gibi kokuyorlar. Vallahi ilk defa böyle güzel kokan bir menekşe gördüm. Menekşe bahçesi, sarı menekşeler. Biraz da gölge oluyor çünkü. Ama harika. Bunlar soğuğa dayanıklı en güzel çiçekler. Ve tekrar tekrar çıkıyorlar. O kadar böyle şey görünüyor, narin. Ama gördüğünüz gibi tekrar tekrar çiçek çıkıyor. Menekşeler harika bittiler. Var bilmiyorum. Bu da sarı menekşenin bir başkası. Gerçekten. Şimdi bunlar da beyaz menekşeler. Şimdi çamlar bile yenilenmiş. Bunlar da o kuru ağaçlardan. Bir de kaç yaşında bakar mısınız? Ne kadar büyük? Kaç yıllık? Bakın. Maşallah. Gökyüzüne yaklaşmış damları. Ankara, Ankara. Güzel Ankara. Ankara, Ankara. Seni görmek ister her vakti kadar. Senden yardım olmalar dışında. Nefesimle güzel Ankara. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Seni görmek ister her vakti kadar.
Sütler açmış. Türkiye'nin başkenti Ankara. Söğütlere bakar mısınız? Halkın söğüt. Söğütlerde yine baharın müjdecisi. İnsanlarımız pis işte. Yani gerçekten pis insanlar. Bakar mısınız sigaralarına? Her yer çok kutlu dolu. Çayları buralarda, attıkları, içtikleri çayları, sigaraları, kağıtları. Allah kokusu versin diyorum. Bakın yine burada. Şunlar saat çiçeği, biliyor musunuz bunları? Saat çalar bunları çiğlediğiniz zaman tık 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 tık. Çocukken çok oynardık. Bakar mısınız? Şu sigara içenlere çok üzülüyorum. Biri de benim oğlum. Hem üzülüyorum. Hem de sigaraların üstündeki resimleri gördükçe içim acıyor. Oğlum içiyor. Bizden kimse içmiyor. Allah'ım herkes bıraksın. Doğanın güzelliğine bakar mısınız ya? Doğa uyanmış. Siz onu izleyin biraz da. Harika. Çiğ sesini dinleyin. Bu da öyle kocaman maşallah. Bir Söğüt ağacı, halkın Söğüt. Bunlar yine ağaçlar da ismi gelmedi aklıma. Eşim çok güzel bilir ağaçların isimlerini. Yine ben de ondan öğrendim. Orada bir Türk bayrağımız var. Görebiliyor musunuz? Yakınlaşın. Evet, Türk bayrağımız var bakın. İnsanlar çok güzel dinleniyorlar burada. Buradan sesleniyorum insanlara. Elinize nasıl çöp atmıyorsanız, elinizi nasıl kullanıyorsanız lütfen çöplerinizi dışarıda da çöp atmayın. Doğa yeterince kirlendi, dünya yeterince yaşlandı. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak lütfen çöplerinizi çöp kutusuna atınız. Hiçbir şeyiniz yoksa cebinize koyunuz, hiçbir şeyiniz yoksa yanınızda poşet taşıyın. Poşetin içinde sonra çöpleri atınız, olur mu? Evinize nasıl çöp atmıyorsanız yazık mı insanlara? Bakın bunların hepsi çalışan insanlar, dinleniyorlar ıslak yerde. Allah razı olsun hepsinden. Onlar da çöpçü olabilirler, temizlikçi olabilirler ama onların da bir canı var. Lütfen. Değer verin, emeğe saygı deyin. İnsanlar çöpleri topluyorlar, arkanızı dönüyorsun. Çöpler yerlerde. O çöpleri çöp kutusu koymuşlar. Bakın her yerde çöp kutuları var. Şöyle bir tanesini yiyeyim size. Gördünüz mü? Her yerde adım adım çöp kutuları var. Ama neden insanlar siz? Çoğu çöplerimi elimde taşıyorum. Atmıyorum çöp kutusu bulamadığım zaman. Ya da ceplerime koyuyorum. Ya da çantama koyuyorum. Çantamın içerisinden eve gittiğim zaman temizliyorum çantamı. Lütfen. Çocuklarımıza eğer güzel bir gelecek istiyorsak, çocuklarımıza dünya, güzel bir dünya bırakmak istiyorsak, sularımızı, doğayı, çevreyi, denizlerimizi kirletmeyelim lütfen. Yeterince zaten yağmur yok. İklim krizi kapıdaydı, geldiydi, gelecekti derken iklim kriziyle karşı karşıyayız. Şu anda atıkların ne kadar uzun süre yok edilmediğini,
gerçekten biliyor musunuz bilmiyorum ama yıllarca yok edilemeyen en basitinden bir poşet atıklarımız var. O yüzden çöp yığını dolu her taraf. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu güzelliğe çöp atanları şiddetle kınıyorum. Bakın suların içine sigaralar, kağıtlar tabii ki. Onları götürünce daha beter çöp oluyor. Çocuklarımıza güzel örnek olalım. Çocuklarımıza yapma etme demek yerine çocuklarımıza örnek olun ki kız çocukları nasıl annelerini, erkek çocuklarını, babalarını örnek alıyorlarsa onlar size örnek alsınlar. Sizin yapmadığınız şeyi onlar da yapmasınlar. Sizin yaptığınız güzel şeyleri yapsınlar. Olur mu? Babası küfreden bir çocuk küfür öğreniyor. Soruyorum kimden öğrendin diyorum. Babam araba sürerken, araba kullanırken yanındaki amcaya küfretti diyor. Yani bunların hepsi gerçekten çocuklarımız ağzınızdan çıkanın hepsini alıyor arkadaşlar. Ne yaparsanız. Yüzünüzün, gözünüzün hareketini zaten genetik olarak her şeylerinizi alıyorlar. Lütfen güzel şeyleri örnek alsınlar. En başta saygılı olmayı öğretelim çocuklarımıza, vicdanlı olmayı, takva sahibi olmayı öğretelim, güzel ahlaklı, güzel huylu olmayı öğretelim. En güzel okullarda okutmak yerine okutuyoruz, onlar için çalışıyoruz. En güzel okullarda okutup da onlara saygıyı da öğretelim, güzel ahlak ve güzel huyu da öğretelim lütfen. Onlara güzel bir gelecek için diyorum, güzel bir dünya için diyorum. Her şey için diyorum. Çocuklarımız bizim canımız, malımız, kanımız. O yüzden çocuklarımıza Rabbim iyilikler versin. Kimsenin evladını sınav bekmesin evladıyla. Nazarlardan saklasın. İçinde benim kızlarımı da saklasın. İyilerle karşılaştırsın. Hepsi hayırlı evlat olsun inşallah. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Allah razı olsun, hakkınızı helal ediniz. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Sokak canlarını ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun.